Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır Şu mı Topraklarda ya? Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Aralık 2021 Perşembe. Efendim Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'dayız. Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında ve televizyon gazetesine başlıyoruz. Ekonomiden konuşuyoruz. Kaç gündür, kaç haftadır. Ee, ama daha biraz daha konuşacağız gibime geliyor. Çünkü... E, çok tartışmalı konular var gündemde. işte yok Çin modeliydi bilmem neydi. Vay sen Katar'dan nasıl para alırsın şeyle Birleşik Arap Emirlikleri'yle nasıl görüşürsün? Daha bir sene önce, iki sene önce düşman da adamlara kırmızı halı seriyorsun. Ondan sonra acıma e, asgari ücret şu kadar mı olsun? Aslında var ya toplumun bir kesimi için asgari ücretin ne kadar olacağını çok da bir önemi yok. Umurlarında değil. Önemli olan AKP'ye zarar vermek. Bak veremedi. Her yere veriyor, saraya veriyor, işçiye veremedi diyebilmek için yoksa işçinin çektiği sıkıntıdan haberleri bile yok. Böyle dünyadan kopmuş, emekçiden kopmuş bir kesim var Türkiye'de. Ama olsun yani öyle yapsınlar, böyle yapsınlar ama işçinince bir biraz para görsün, değil mi? Biz o gözle bakalım bu işe. Efendim yeni modele kitlendik. E kilitlendik. E olmuş kitlendik. Neden kitlenmişiz? Aynı manşetine göre Kamu iktisadi teşekküllenmişiz. Ee, kamu iktisadi teşekkülleri öne çıkıyor demek ki. Ve fakat bu da çok ilginç bir şeydir. Yani 50 yıl bize e, kitleri sattırdılar. Bunlar devletin üstüne yük diye. Şimdi kitlere e, dönüyoruz tekrar. E, bu kapitalizmin mantığı bu işte. Bir ülkeyi e, varlıklarından, kitlerinden, e, limanlarından falan azade edeceksin. Onları yabancılara sattıracaksın. O devlet güçsüzleşecek. Sonra tepesine çökeceksin. E, evet, kitlendik. Güzel bir başlık olacak bu. E, Çin modeli demokrasilerde işlemez demiş. Bunu diyen başkası olsa tartışırım da. Yeni Asya gazetesi olunca, ya ben bu Yeni Asya'ya bayağı taktım ha. Ama e, en gerici e, şey olarak demiyorum. Dini anlamda söylemiyorum. Ama e, gerici biz kime diyoruz? Emperyalizmi memlekete sokana diyoruz değil mi? O anlamda en gerici gazete şu anda Yeni Asya. Ya bir anlamda e, FETÖ'nün ardılları diyebiliriz, arta kalanları diyebiliriz. Onlar demişler, Çin modeli demokrasi, demokrasilerde işlemez. Tabii Çin modeli nedir, demokrasiler nedir, ile de, de, demokrasiyle Çin modelinin işlemesi arasındaki alaka nedir? Bunlara oturup konuşmaya kalksak pek konuşacaklarını zannetmiyorum. Katar'dan cephane desteği geliyormuş, Allah Allah yok para para geliyor ya paraya cephane desteği dua edinlik. Nasıl e, şeyde e, kurtuluş savaşı sırasında Rusya'dan e, silah altın geldi, bu sefer Katar'dan geliyor diyor. Bu da biraz zorlama gibi ama neyse idare edeceğiz. Üretici cephane bekliyor, o tam savaş havasına girdik. Üretici cephane bekliyor, e, üreticinin nedir? İşte ucuz mazottur, ucuz elektriktir, e, ucuz sudur, e, ucuz e, mazottur değil mi? E Bunları bekliyormuş. E, peki bunlar çözülüyor mu? E, Vatan Partisi Genel Sekreteri çözülmüyorsa çözen iktidar olur demiş. Bu kadar basit demiş. Körfez'de ABD out Türkiye inha bu o, Birleşik Arap Emirlikleri Katar tartışmasını e, yorumluyor abi e, sabah gazetesinde e, ismi neydi bunun bakarız Bercan mıydı neydi öyle bir ismi vardı e, özür dilerim kendisinden yani e, her gün 50 tane gazete okuyunca bir o kadar e, haber sitesi okuyunca isimler kolay kalmıyor akılda İşçinin asgari ücrette kırmızı çizgisi 4000 lira diyor e, bir haber. Ondan sonra Türkiye'nin kurtuluşu tek bir söze bakıyormuş. Sözcük gazetesi çok iddialı bu konuda. Hani o tek sözcük çıksa ağızdan tamam Türkiye kurtuldu. Şimdi bakalım o tek sözcük neymiş diye. Tek sözcük neymiş diye bak. Birinci sayfadan koymuş kocaman. Türkiye'nin kurtuluşu tek bir sözcüğe bakıyor. Kurumlar bağımsız olmalı, ekonomi inatlaşmayla yürümez. Kavcıoğlu Merkez Bankası Kavcıoğlu deseymiş ki biz bağımsız bir kurumuz. Gerektiğinde faiz arttırır, gerektiğinde düşürürüz demeli piyasaları piyasayı rahatlatmalıymış. Ya e ondan sonra diyorlar ki ya niye sözcüyü eleştiriyorsun? Niye cumhuriyeti eleştiriyorsun? Ya arkadaş Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek Merkez Bankası'nın kendi hükümetine değil, kendi devletine değil küresel sermayeye bağımlılığı demektir. E sen şimdi küresel sermayeye bağlanalım diyorsun. Ben seni nasıl e, Atatürkçü, nasıl Kemalist, nasıl e, Cumhuriyetçi, nasıl e, Solcu sayacağım? İşte bunlar CHP'yi yoldan çıkarıyor, CHP bunları yoldan çıkarıyor falan. Böyle bir keşmekeş yaşıyoruz. E, Allah'tan unsal kanallar Arkadaşlarımız anlatıyorlar bunları. böyle Benim pek dilim dönmüyor da e, arkadaşlar sağ olsun yapıyorlar. E, Şimdi tabii biraz dışarıya baktığımızda dün e, ben e, böyle bir kaldım, durdum kaldım. Hindistan Genelkurmay Başkanı 11 kişiyle beraber helikopter kazasında öldü. E, bir gün önce miydi, i̇ki, iki gün önce miydi o haberi bulabilir miyiz arkadaşlarım? E, Rusya ve Hindistan doları devreden çıkarmışlardı alışverişlerinde. <laughs> Sadece yerel paraları kullanacaklardı. İki büyük dev ekonomi, biri Rusya, biri Hindistan ki Hindistan'ın ekonomisi hakikaten büyüktür arkadaşlar. İşte Çin'den Amerika'dan sonra dördüncü, beşinci büyük ekonomi, ekonomi sayabiliriz. Bunlar doları devrede zaten Amerika'nın kafasına kurşun sıkmak ne demek? Doları devreden çıkartmak. Amerika bir ordusuyla iki dolar imparatorluğuyla dünyaya kafa tutabiliyor. Rusya ve Hindistan. E, bu haberden bir gün sonra Hindistan'ı şok eden kaza, Hindistan Genel Kurmay Başkanı helikopter kazasında öldü. haberini gördüğünüzde siz de herhalde benim gibi oluyorsunuzdur. E tabi e, çeşitli e, yayın organlarına göre e, kazaya bakış da değişiyor. Ben Oda TV'ye örnek vereceğim bugün. <laughs> bir başka haber ABD ve YPG'den ortak tatbikat yapın yapın yapın. E, Kamışlı da neler YPG'yi protesto etmiş bak YPG kürtleri savunuyorum diyor hesapta YPG Kamışlı'daki Kürtler YPG'yi protesto ediyor YPG ABD ile şey yapıyor e, <laughs> ortak tatbikat yapıyor e, bir önemli gelişme daha var bu da Irak'ta Mahmur kampında biliyorsunuz e, şeyin PKK'nın. <laughs> kümesidir, folluğudur Mahmur. Kadın, çoluk, çocuk hepsi oradadır. Oradan alır, eğitir ve PKK kamplarına götürür insanları. Irak Başbakanı kazımi ve komutanlar Mahmur'a bir gitmişler, bakmışlar. Herhalde bir operasyon mu var artık? Ne var? Kıbrıs'ta ne oldu? ABD ve İngiltere'den sinsi bir plan varmış Kıbrıs'ta. Yine ee, bir başka haber. Birleşmiş Milletler e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasını almalıdır diyor. Neyle ilgiliyse e, bakacağız. Ee, ABD'nin <laughs> Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımlıyormuşuz. Çok güzel be. Birileri de böyle konuşsun. Kim böyle konuşmuş? Reisi Cumhur. Tamam. İyi. <laughs> güzel. Ee, Reisi Cumhur, ABD'nin <laughs> <laughs> Allah Allah. Kavala ve demir taş kararlığını tanım Arkadaşlar bu grip böyle bir şey. İlaç aldığınızda 7 günde geçiyor. Almadığınızda bir haftada geçiyor. Ben artık sonlarına geldim. Yarın öbür gün e, tamamen kurtulacağım. Hayır bakıyorum da kendime bu aralar mı? E, bu böyle işte. İlaç alırsanız 7 gün almazsanız bir haftada geçiyor. E, e Cumhur, e, Cumhur Reisi, Reisi Cumhur, Cumhurbaşkanı. E, Demirtaş ve Kavala kararlarını tanımıyoruz diyor ama Muhalefet acayip tanıyor bunları çünkü e, CHP'li bir milletvekili Sorosçu Kavala'yı ziyaret etmiş. Bir başka milletvekili de e, İslam'da, ne İslam'dı bu? Ya ben iyice yaşlandım ha bak isimleri unutuyorum, şey yapıyorum değil mi? Bilmem ne İslam'da ama ne is Cihangir. Ya Cihangir. Cihangir İslam, bak Cumhur İslam geliyor aklıma, Cihangir gelmiyor. E, Cihangir İslam'da e, sen de o Kavala'yı mı ziyaret ettin? He, he Kavala'yı. E ben de o zaman diyor İdris Balukeni ziyaret ederim HDP'li. Hiçbirbirlerinden aşağı kalmıyorlar CHP'liler. E, i̇ki tarafı da boş bırakmıyorlar. Edin devam edin böyle. E, biliyorsunuz e, Avustralya'da kış şey Çin'de kış olimpiyatları yapılacak. ABD ben dedi seni protesto ediyorum. E, yöneticilerimizi oraya göndermiyoruz. Çin şey dedi. Vallahi aynen böyle ya. Çin halkı da en çok sizi görmek istemezdi zaten burada dedi. Ardından ABD'nin kuyruğu Avustralya. Biz de protesto ediyoruz, biz de gelmeyeceğiz dedi. Çin'de dedi biliyor musun Coyal? Umurumda değil dedi. Aynen bu ama bak diplomaside pek kullanılmayan bir laftır. Umurumda değil dedi. Gelmez. Hani bir şarkı var ya, sen gelme. Umurumda değil diyor ya. Öbürüne de. E, sen sen seni zaten Çin halkı burada görmek istemiyor ki diyor. Yani e, ilginç. E, Türkiye'de durum ne? E, Türkiye'ye bakalım. Hala e, Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu oğlu Bey'in e, onu bırakalım artık elimizden. Bırakalım, bırakalım onu artık. Yani bak başlayalı 13 dakika oldu. E, şey e, Kemal Bey'in e, hareketi geliyor, el hareketi geliyor e, gündeme hala e, ee, akşamda bir köşe yazarı ağızları dursa elleri durmuyor demiş. Rahmetli anam e, çok söylerdi bana ulan derdi elin dursa ağzın durmaz, ağzın dursa elin durmaz. Ne yapacağım ben seninle derdi. 86 yaşına kadar uğraştı durdu kadıncağız benimle. Biz de bunlarla daha ne kadar uğraşacağız onu bilmiyorum. Ee, Erdoğan e, Atatürk dedi babacan rahatsız oldu e, diye bir var. Ya hakikaten ha. Eee Ali Babacan bunun haberini aldık mı arkadaşlar? Ali Babacan elinde Teori dergisi böyle. Bak bak diyor. E, Tayip Erdoğan Teori dergisine eee Peringeçgillerin dergisine e, baş yazar olmuş falan diyor. Hani ne rahatsız oluyorsun? Adam orada Atatürk diyor. E, bizim şeyde Kıvanç e, Özdal da e, Ulusal Kanal Komuteri, Ulusal Kanal Komter'i izliyor musunuz? Takip edin. E, çok ciddi bir e, haber sitesi. Başında Kıvanç Özdal var. O da tutmuş babacan neden rahatsız demiş teoride yazısının çıkmasından neden rahatsız demiş güzel yazmış ona da bakacağız. Bununla ilgili Sinan Sungur'un Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeninin bir yorumu var. Ondan da sizi mahrum etmeyeceğim. Yalnız Şırnak'ta bir fotoğraf var, belki videosu vardır arkadaşlar bakarsa bulurlar belki videosunu çünkü askerler çekmiş. Abi Şırnak'ta sınır tarafında bir yerde daha yakın bir karakolda askerler bir bakıyor, çobanlar bir şeyler yapıyor. Lan Mehmet ne yapıyor bunlar? Valla abi uzak ne bileyim falan. Dur kamerayı yaklaştıran falan diyorlar. Abi öyle ilginç bir manzara ki. iki tane çoban ellerine çoban sopalarını alıyorlar. Omuzlarına koyuyorlar silah gibi. Ee, ayaklar öyle ta dizi şeylerine kadar bellerine kadar kalkarak yürüyüş yapıyorlar. Allah Allah diyor askerler. At diyorlar, diyorlar ya Ne yapıyorsunuz oğlum siz böyle diye. Allah diyor ne yapalım. Ee, Anıtkabir'deki görev değişimi var ya. E, nöbet devir teslim. he E onu yapıyoruz işte diyorlar. E nereden çıktı? Ne bileyim televizyonda bir kere görmüştük. Çok hoşumuza gitmişti. Ya ta Allah'ın dağında, şırnakta. Bundan sonra da PKK buralarda tutulmaya çalışıyor ya. Silahı bıraksam bir kenara. Bu adamlardan bir tek oyal, ben de şu bıyıklarımı kökünden keserim. En çok yapmak istediğiniz şey ne diyorlar çobanlara? Anıtkabir'i ziyaret etmek diyor adamlar. Yani bunu incelemek lazım, bu sosyolojik bir olay. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde basına baskılar çok büyük. <laughs> ya çok büyük ya, bildiğiniz gibi değil. Coal gülme bak fena olacağız ha. Basına baskı yok mu? E abi nerede var yani 8 senedir Ulusal Kanal bir kere bile basılmadı. Halbuki ondan önceki 5 senede 8 kere basılmıştı diye içinden geçiriyor şimdi Cevayet. Kardeşim basına baskı var. Bak CNN Türkiye soruşturma açılmış. Bundan haberin var mı senin? He? Niye açılmış? Neden açılmış? Şundan açılmış. CNN Türk çok böylece hep haberlerini vermiyormuş hükümet yanlısı yayınlar yapıyormuş. CHP'nin Amerika temsilcisi gitmiş CNN International'ın genel müdürüne. CNN Türk'ü şikayet etmiş. CNN International'da CNN Türk hakkında bir soruşturma başlatmış. Soruşturmayı yürütecek olan heyet Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. Nasıl baba? He? Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Neden yok? E sen kendi ülkendeki televizyon kanalını Amerika'daki merkeze şikayet edersen, hakkında soruşturma açtırırsan bu lafları söylemeye hakkın var mı? Ulan tam kara mizahlık ha. Arkadaşlar çok yakında, bak açık seçik ifade ediyorum, çok yakında gazeteciliği falan bırakacağım, televizyonculuğu falan. Oturup mizah kitapları yazmaya başlayacağım. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Şu haberi olduğu gibi koy kitaba, al sana mizah. Ondan sonra bağırıyorlar. Türkiye'de basın özgürlüğü yok. E sen kendi ülkendeki televizyonu Amerika'ya şikayet edersen Amerikalılar soruşturma açarsa senin sayende. E ben ne diyeyim şimdi sana? Hı? Of, biraz güleceğiz galiba bugün. O zaman başlayalım. E, Madonna e, şey konserini gördün mü Yunus Stadında verdiği konseri? Ama sen daha küçüktün o zaman. Herhalde 20 sene falan önce. Bir salıncakla indi sahneye. Daha ayağını yere değdi, mikrofon, kulaklık falan filan. Here we go dedi. Var İngilizcen senin ne demek istedim. Başlıyoruz dedi değil mi? Here we go. Başlıyoruz. Televizyon gazetesi başlıyor. Türkiye hakikaten e, Nasrettin hocaların ülkesi, e, İncil'i çavuşların ülkesi, <laughs> Keli olanların ülkesi, Kemal Sunalların ülkesi, Aziz Nesinlerin ülkesi, tam bir mizah ülkesi. Efendim 80'li 90'lı yıllarda Turgut Özal'ların, Mesut Yılmaz'ların, e, Tansu Çiller'lerin ağızlarından ne duydukken yani çok? Bu kitler kamburdur, bu kitler satılmalıdır, Türkiye bu kamburdan kurtulmalı. Sattık alaydı. Ne var ne yok sattık. Ne oldu? Şimdi şeker bulamıyoruz. <laughs> Efendim e, bir sürü şey e, kitler olmadığı için. Peki e, Cumhurbaşkanı üretim, istihdam, ihracat e, temelinde yeni bir modele geçiyoruz. E, bu çok da Çin modeline benziyor dedikten sonra ne oldu? Herkes karşı çıktı. Ne üretimi ya, ne Çin'i ya falan diye. Ama siz eğer üretim, istihdam, ihracat modelinde yeni bir ekonomiye geçiyorsanız o zaman o kitler size lazım. Peki niye sattık madem lazımdı? Yani bir fıkra vardır. Biz bütün bu haltları niye yaptık diye de şimdi ayıp şimdi onu anlatamam. Peki o zaman 40 yıl biz bu haltını niye yedik? Bakın şimdi ekonomi yeniden kite dönüyor. Yeni model kitle yeni modele kitlendik. 12 Eylül sonrası önce işlevsizleştirilip sonra özelleştirilen kitler ekonomide kurtuluş savaşının en önemli araçlarından biri olacak. 2020'de 23.8 milyar lira olan kit yatırımlarının 2023'e kadar 63 milyar lirayı aşması hedefleniyor. E buyurun işte. Yani aklın yolu bir, doğru yolu buluyoruz da önce dayağı yiyoruz bir güzel. Bir güzel dayağı yiyoruz ondan sonra. Evet, spotlara bakalım. Net kar 820. E kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıl sonu itibariyle yapılan yatırımlar bir e, önceki yıla göre %17.2 artarak 23.8 milyar liraya ulaştı. Bak bana hatırlat İstanbul Sözleşmesi'ne bağlayacağım burayı Joel. Tamam mı? Abi bir dakika hop hop bitirme İstanbul Sözleşmesi var diyeceksin. Ee, bir önceki yıla göre 17.2 artarak 23.8 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı portföyünde 2020 yılı sonu itibariyle 19 git, 4 kamu bankası ve 7 diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor. Anadolu Ajansı'na göre kitlerin aktif büyüklüğü de 2020 sonunda bir önceki yıla kıyasla %11.8 artarak 310.3 milyar lirayı buldu ve 825.8 milyon lira net kar getirdi. Teşebbüslerin sektörel yatırım harcamalarında 12 milyar 202 milyon lirayla enerji ilk sıraya alırken bunu 10.9 milyar lirayla ulaştırmak, e, ulaştırma, 225 milyon lirayla sanayi, 160 milyon lirayla tarım takip etti. Ekonomist Hakan Topkurulu 1929'daki krizi Atatürk döneminde kamucu ve planlı ekonomiyle aştığımızı belirtti ve ekledi. Bugünlerde de benzer bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte kitlerin rolü kritik önemde. Önceki, önceki kriz devletçilikle aşıldı. Bugünü de yine devletçilikle aşarız. E bakalım o zaman, bakalım o zaman 10. sayfaya. Biraz ayrıntı alalım. Evet, e, zarar kara dönüştü vesaire. Ha, Kitlerin aktif büyüklüğü 2020 sonunda bir önceki yıla kıyasla %11.8 artarak 310.3 milyar lirayı buldu. Brüt satışları ise söz konusu dönemde %4.7 artış göstererek 160.7 milyar lira olurken 2020 yılında mal hizmet satış maliyeti bir önceki yıla göre %0.3 azaldı. Bu durumun bu durum satışların karlılığını olumlu etkilerken kit sisteminin 2019 yılı sonunda 1.7 milyar lira olan dönem net zararı 2020 yılında 825.8 milyon lira net kara dönüştü. Enerji öncelik veriliyormuş. iki kat artış hedefleniyormuş. Nasıl oluyormuş? Bu yıl kit yatırımlarının 43 milyar 487 milyon 700 bin lirayı bulması bekleniyor. Kamu payı %50'nin üzerinde olan kitlerin 2022'de 61 milyar 870 milyon 156 bin lira yatırım yapması planlanırken 2023 için 63 milyar 875 milyon 612 bin lira 2024 için de 63 milyar 846 milyon 624 bin lira olarak belirlenmiş. Ekonomist Hakan Topkurulu kitlerle ilgili atılan adımı şöyle değerlendirdi. Türkiye 1929 buhranını 30'larda başlattığı devletçilikle gö göğüsledi. Bugünlerde de benzer bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte kitlerin rolü kritik önemde. Önceki kriz devletçilikle aşıldı. Bugünü de yine devletçilikle aşarız. Ee, Vatan Partisi bir çağrıda bulunmuş. Vatan Partisi kitlerin ayağa kaldırılmasını üretim devrimi sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak dile getiriyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in üretim devrimi kitabında da şu maddelere yer veriliyor. Devlet kaynakları kamu mülkiyetine dayanan kamu iktisadi teşekküllerine ayrılarak kapsamlı ve verimli bir yatırım seferberliği yürütülmeli. İktisadi devlet teşekküllerinin kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunlara ait iştirakları verimli hale getirmek için gerekli kaynaklar bütçeden karşılanmalı ve Devlet Yatırım Bankası yeniden örgütlenmeli. Kitlerin işletmesinde milli çıkar, üretim ve istihdam artışı, verimlilik, fiyat istikrarı, ucuz fiyat ilkeleri esas alınmalı. Dar gelirlilerin gıda, giyim ve ısınma ihtiyaçları için üretilen mallar, satış mağazaları zinciriyle halkın ayağına götürülmeli ancak bunlar dışında kalan mallar piyasa kuralları içinde oluşan fiyatlarla sunulmalı. Devlet eliyle kaynak aktarılması önlenmeli. Kitlerin kendi çalışanlarına sosyal ve kültürel yarar sağlayan hizmetleri geliştirilmeli. Evet. Şimdi peki hakikaten biz 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde niye sattık kitleri ya? Biri bize kitleri satın mı dedi. Kim dedi? Amerika falan dedi değil mi? Amerika'da kit var mı? E, olmaması lazım. Serbest piyasa, bilmem ne, liberalizm. E, bize satın e, kitleri diyorlarsa onlarda da kit olmaması lazım. Var mı? Editör böyle bir yuvarlak içinde bir grafik vardı. Hani e, Benden önce de, e, Can Bey'le e, ekonomistimizin kullandığı. Şekil 2, dünyanın en büyük ilk 10 kitinin ülkelere dağılımı. Japonya %17, Çin %34, ABD %49. ABD'de kit varmış. ABD'de kit varmış. Üstelik de <laughs> e ekonominin %49'u oranında. Yani ABD'de yani serbest piyasa koşullarına göre idare edildiği belirtilen ABD'de yani neoliberal sistemin öncüsü ABD'de ekonominin yüzde 49'una kitler yani devlet etkisi olmuş. Peki bize niye sattırdınız? Ha? Ey bizim uyanık politikacılar! Siz bu adamlara mı kanıp sattınız kitleri? 30 sene, 40 sene bu kitler kamburdur, bunları satalım diye Amerika'nın lafını oydunuz değil mi? Bak adamların ekonomisinin %49'unda kit var. Kamu iktisadi teşekkülü. Niye sattık? Amerika niye satmadı? Çünkü kitler dediğiniz şeyler, kamu iktisadi teşekkülleri, eti bankı var bunun içinde, bilmem nesi var. E işte neleri satmadık ya? Elektrik dağıtım üretim şirketleri var, telekom var. Niye sattık bunları? Bunlar bir ülkenin mal varlıklarıdır. Üretim araçlarıdır. Şimdi evi düşünün, ev halkını düşünün. E, evinizde ne var? Buzdolabı var, çamaşır makinesi var, oturma e, odası var, e, yatak odası takımı var, fırın var, buzdolabı var. Bunlar ne? Bunlar sizin ev varlığınız. Ayrıca bir yazlığınız var değil mi? Dededen kalma bir bağ eviniz var. Sıkışırsanız satarsınız. Ama durduk yerde ya buna şimdi gidip temizlik yapmak lazım. Bu çamaşır makinesi ya bozulursa ne yapacağız diye bunları satmak akıl kârı mı? Böyle sattırdılar ya. Bir siyasetçi hatırlarım. <laughs> Kaç yılında? 2003 ya da 2004'te ee, Karabük'e gidiyor, Kardemir tesislerini geziyor. Hen henüz taze başbakan. Ya buralar çok pis diyor, satalım. Ötemizle. Bunları duyduk ya. Amerika kitleri satın, bunlar size kambur diyor ama kendi ekonomisinin yüzde 49'u kit. Bir şey hatırlatacaktınız beyefendi. Ha İstanbul Sözleşmesi ile ne alakası var? Kitlerin şimdi döpücü böyle Niye hatırlatıyoruz? Arkadaşlar, Türkiye'de bir kampanya başlatıyorlar. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yapma be! İstanbul Sözleşmesi'nde işte cinsiyet akışkandır deniyor. Yani her an bir erkek bir kadına dönüşebilir, bir kadın erkeğe dönüşebilir diyor. İstanbul... Peki madem bu kadar önemli, bu kadar sağlam, Amerika İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmadı, uygulamıyor. Bazı Avrupa ülkeleri de uygulamıyor ama bize dayatıyorlar. Amerika'nın ekonomisinin yüzde 49'u kit ama bize satın diyorlar. Amerika İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamıyor, imzası bile yok ama bize uygulayın diyorlar. Bir uyanın artık ya. Bir aklınızı fikrinizi şey yapın, toparlayın, toparlayın. Yeter daha. Hey dünya, dünya fanisinden. Bu da nereden aklıma geldiyse şimdi. Hı? Bu da bir alem yani. Böyle böyle kandırıyorlar arkadaşlar. Böyle böyle kandırıyorlar. Kitleri satın. Bak ne dediler? Çiftçi bu ekonominin kamburudur, yüktür çiftçi. Buğday pahalıya geliyor üretmek, biz dışarıdan alalım. Hayvancılık pahalıya geliyor, dışarıdan alalım. Ne oldu? Ha? Şimdi et yiyemiyoruz. Şimdi ekmeğin tanesi 3 liraya, 4 liraya geliyor. Bize bunları diyenler ne yaptı? Kendi tarımlarını desteklediler. Kendi hayvancılıklarını desteklediler. Bize sakın desteklemeyin ha dışarıdan alın dediler. Dışarıdan gelen ne kadar tavsiye varsa hepsi Türkiye'nin aleyhinedir. Şey gibi ya. Hacı be senin çocuk var ya bunu, bundan adam olma bu okumaz mı? Sen bunu en iyisi sanayiye çırak ver. Ulan çocuk cin gibi ya. Durduğu yerde duramıyor. Şimdi bugün önemli problemlerinden biri. Ya Problem demeyelim de e, merak konusu e, şeylerden biri. Asgari ücret toplantıları. E, onu da Seda izliyor Ankara'da. E, her Hepimizin gözü kulağı orada. E, Seda bizzat orada. E, Seda e, nedir durum orada? Toplantı başladı mı? Neler bekliyoruz? E, kulağına gelen böyle hani aramızda kalacak. Kar suyu kaçtıysa e, rakam makam onları bir, bir iletebilir misin bize? çok zor bir süreç Halil Nebiler milyonlarca beklediği asgari ücret görüşmeleri bugün üçüncü toplantı yapılacak asgari ücret görüşmeleri dakikalar sonra e, TİSK'in ev sahipliğinde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak. Üçüncü toplantı kritik önemde çünkü bugünkü yapılacak toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir işçinin, bir çalışanın bir aylık geçim maliyetini ortaya koyan o tabloyu gö göndermesi bekleniyor. TİSK heyeti bugün yapılacak toplantıda verilerle ilgili sunumunu yapacak. E, işveren ve işçi tarafına, hükümet yetkililerine bu tabloya ilişkin verileri aktaracak. Bugünkü yapılacak toplantı öncesi birazdan e, TİSK e, yönetim kurulu başkanı Özgür Burak Akkoldan da bir açıklama gelecek. Tabi aslında birçok e, rakamın konuşulduğunu söyleyebiliriz. İşveren tarafından gelen açıklamalar vardı, işçi tarafından gelen açıklamalar var. Son yapılan ikinci toplantıda TİS, e, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklamalar gelmişti. Gıda fiyatlarının arttığına dikkat çekmişti. Türkiye bir gönderme yaptı altında bir rakamın olması halinde ise kabul edilmeyeceğini söylemişti. Yine 150 lira, 3.500 lira rakamının da kabul edilemez olduğunu söylemişti. Aslında işçi tarafının beklentisinin polislerde konuşulan bilgiye aktaracak olsak 4.000-4.000 liranın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene tabii bir ilke de imza atılacak. Aslında. 4 bu sene daha kısa sürede tamamlanacak. Önümüzdeki hafta milyonların beklediği asgari ücret rakamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor Halil Nebiler. Peki, oradan e, bültenlerimiz boyunca televizyon gazetesi devam ettiği sürece herhangi bir sonuç aldığımızda e, bir gelişme olduğunda senden bekliyoruz. Gözümüz, kulağımız sende Seda. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, yeni modele kitlendik ama önce bir kitsizlendik. 40 yıl boyunca kitsizleştik, çiftçisizleştik, tarımsızlaştık. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz. Buna ne derler? Saça saça gittik, toplaya toplaya geri dönmeye çalışıyoruz. Yani bu, bu, üç aşağı beş yukarı bu. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman sıcak paraya bağımlı oluyoruz. Nereden para bulsak? Nereden para bulsak? Çünkü senin ülkende fabrika yani kitler, şunlar bunlar, tarım varım, üretim yapmıyor. Onları alıp satasın yurt dışına para gelsin. Ev üretimli olmayınca ne yapacaksın? Sağdan soldan borç arayacaksın. Buna da sıcak para diyorlar. Hatta bu parayı sana yüksek faizle satana yatırımcı diyorlar. Ne yatırıyorsa artık. Diyorsun ki ya bu batıdan ben almıyorum ya. Yetti be. İliğimi, kemiğimi sömürdüler. Daha makul şeylerle gideceğim Katar'dan alacağım. Niye Katar'dan alıyorsun? Katar'ı bir 7-8 sene önce Amerika, Suudi Arabistan vesaire boğmaya çalışmışlar. Türkiye gitmiş, arkasında durmuş, kurtarmış. Bu yüzden de daha makul ilişkiler var arada. Böyle bir daha bir dostça ilişkiler var. Alışveriş de daha bir karlı oluyor onlarla. Katar'dan alacağım diyorsun. Vay sen Katar'a nasıl gidersin? Aydınlık da bir yorum yapmış demiş ki Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki Sovyet Rusya Türkiye'ye cephane desteği sağladıysa bugün ilan edilen ekonomik kurtuluş savaşında da merkez bankaları Türkiye'ye swap yoluyla cephane desteği veriyor. Bu kapsamda Katar swap anlaşmasını 3 yıl uzattı. E, Dolar tahakkümüne karşı bir yandan yerel paralarla ticareti artırma gayreti içinde olan Türkiye, diğer yandan başta Çin ve Katar olmak üzere birçok ülkeyle yaptığı swap yani para takası anlaşmaları sayesinde Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği ekonomik kurtuluş savaşında cephane desteğini arkasına alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti dönüşü, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL Katar Riyeli Takası Anlaşması'nın uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıla, karşıladığı ifade edildi. Eski ABD Başkanı Trump'ın ekonomik tehdidiyle birlikte Türkiye'ye karşı yakın zamanda yapılan ilk büyük finansal operasyon olarak tarihe geçen Ağustos 2018'deki kur şokunun ardından Katar ile aynı ay içerisinde 3 yıllığına swap anlaşması imzalanmıştı. Son atılan imza imza ile anlaşma 3 yıl daha uzatıldı. Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkan, imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretine Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da eşlik etti. Kavcıoğlu daha önce Birleşik Arap Emirlikleri prensinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği törende de hazır bulunmuştu. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası iki ülke merkez bankaları arası arasında işbirliği mutabakatı imzalanmış. Bu imza önümüzdeki dönemde iki ülke merkez bankası arasında swap anlaşmasının tesis edilebileceğine yönelik bir işaret olarak yorumlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkmenistan Merkez Bankası ile geçen ay bir mutabakat zaptı tesis etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın hala hazırda birçok ülkenin merkez bankalarıyla dayanışma içinde olduğunu ve onlarla da görüşmeler yürüttüğünü aktardı Erdoğan. Buralardan da tabii çok daha büyük kaynakları inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi inşallah bu da bizi teyit geçecektir. Bunu da herkes böyle bilsin. Yakın zamanda Türkiye'nin Güney Kore ile de swap anlaşması tesis etmesi gündeme gelmişti. Bloomberg HD'den Mehmet Filoğlu'nun dün kaleme aldığı özel habere göre Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan swap anlaşmasının uygulanması için mekanizmanın tamamlanması gerektiğini bildirdi. Haberde şu bilgilere yer verildi. TC Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası arasında 12 Ağustos'ta imzalanan swap anlaşması aradan yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen hesaplara girmedi. Anlaşmanın son durumu ile ilgili Bloomberg H&T'nin sorularını yanıtlayan, Kore Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Departmanı Finansal İşbirliği Birimi Başkanı sang Gong Kwak anlaşmanın yürürlükte olduğunu söyledi. Hala hazırda swap anlaşmasının uygulanması için gerekli prosedürler üzerinde çalıştıklarını belirten Kwak. Bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı. İki merkez bankası arasında swap anlaşmasının büyüklüğünün azami 17,5 milyar dolar, e, Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde açıklandığı tarihte yaklaşık 2 milyar dolar yerel para birimi takasını imkan sağlayacağı ifade edilmişti. Türkiye, yerel paralarla ticareti geliştirmek ve Merkez Bankası rezervlerini dolardan arındırmak için ilk para takasını 2012'de Çin'le tesis etmiş, anlaşma 2019'da yenilenmiş, 2020'de ilk yuan kullanımları yapılmıştı. 2014'te Malezya ile swap anlaşması yapıldı. Çin'le yapılan swap'ın tutarı bu yılın ilk yarısında 6 milyar dolara çıkarıldı. Türk Telekom ve Turkcell geçen dönemde ticaretten yuan kullanımına e, önce anlaşmaları imzaladılar. Türkiye'nin Azerbaycan, Japonya, İngiltere ve Rusya ile de swap anlaşmaları için girişim yaptığı yabancı ajanslara yansımıştı. Özellikle Rusya'nın ticaretinde doları saf dışı bırakma hamleleri iki ülkenin bu yönde adım atması için bir imkan sunsa da TL ve ruble'nin oldukça dalgalı seyreden iki para birimi olması ise dezavantaj olarak öne çıkıyormuş. Şimdi bakın Türkiye birçok ülkeyle swap anlaşması yapıyor. Bu ne demek? Doları aradan çıkartıyoruz. E tabi. Türkiye'nin kapasitesi belli, ekonomik büyüklüğü belli ama Hindistan öyle değil. Hindistan kocaman bir ekonomiye sahip, Rusya öyle. Şimdi ne olmuştu? Rusya ve Hindistan geçtiğimiz günlerde bir anlaşma yaptı. Doları aradan çıkartmaya çalıştılar. Bu Hindistan-Rusya dolar haberini alabilir miyiz arkadaşlar? Efendim? Haber Öyle mi? Şimdi öyle bir anlaşma imzaladılar. Bu ne demek? Bu Amerika'nın kafasına kurşun sıkmak demek. Hatırlayın bakın, hatırlayayım ya yaş itibariyle bilmiyorum izleyiciler arasında kaç kişi vardır ama 1980'li yılların ortalarında Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin petrolün dolar dışında paralarla alım-satımını yapmaya kalktığı için yani dolarizasyondan kurtulmak için girişimde bulunmuştu. Adamın başına neler geldi? Amerika iki şeydir, bir ordusu, iki dolar. Siz bu dolar imparatorluğunu yıkarsanız, ne Amerika kalır ne bir şey. E, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri Hint ekonomisi, dolardan kaçmaya kalktığı anda bakın ne oldu biliyor musunuz? Önce bir anlaşmayla ilgili habere bakalım. Rusya silah anlaşmalarında doları bırakarak milli para birimi rubleyi kullanmaya başladı. Rusya'nın silah ihracatı yapan şirketi Roza Bornex Sport'un başkanı Alexander Miyayev, ülkesinin artık silah anlaşmaları ile ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını, Hindistan'la da bu şekilde hareket edildiğini açıkladı. Miyayev, geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaları dolar üzerinden tayin ediyoruz. Ancak gerçekte Amerikan dolarını kullanmayı neredeyse %100 bıraktık dedi. Miyeyev'e göre milli para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmıyor. Hindistan'la yapılan S-400 anlaşması işlemlerinin tamamen ruble ve rupi üzerinden yapıldığını belirten Aleksandr Miyeyev, bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri dedi. Evet iki ülke e, bir anlaşma yaptı Hindistan ve Rusya aradan doları çıkarttı. Sonra ne oldu? Daha iki gün sonra Hindistan'ı şok eden kaza. Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Ravat'ı taşıyan helikopter düştü. Ravat'la birlikte 13 kişi hayatını kaybetti. Sebebi henüz açıkla açıklanmayan kazanın Putin'in yeni Delhi'ye giderek Hindistan'ın ne silah e, ticaretinde doları dışladıklarını duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Devamına bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar Amerika'yı biraz rahatsız ettiğinizde ne oluyor? Genelkurmay başkanını taşıyan helikopter düştü. Hindistan'da ülkenin genelkurmay başkanı Bipin Rawat'ın da içinde olduğu askeri helikopterin helikopter düştü. Hindistan ordusuna ait helikopter ülkenin güneyinde yer alan Tamil Nadu eyaleti sınırlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü düştü. Kazada Genelkurmay Başkanı Rawat ile beraber 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rawat 2019'un sonlarında Başbakan Narendra Modi hükümeti tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı. Hindistan Hava Kuvvetleri sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mi-17 V5 model helikopter kazasının nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ya bu tip helikopterde helikopterle Azerbaycan'da da bir kaza olmuştu. 14 kişi şehit olmuştu Azerbaycan'da hatırladığım kadarıyla. Kazanın Rusya lideri Putin'in yeni Delhi'ye giderek Hindistan ile silah ticaretinde doları dışladıklarını duyurmasının akabinde gelmesi dikkat çekti. Kasım 2019'dan beri ilk kez Hindistan'a giden Putin, iki ülke arasında siyasi ve askeri işbirliği artarak devam ediyor. Hindistan ile yüksek teknolojili askeri ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi alanında birlikte çalışıyoruz demişti. Bir şey daha hatırlatayım. Ha burada var zaten. Hindistan ayrıca ABD'nin baskısına rağmen Rusya'dan S-400 hüze savunma anlaşması imzalamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Önceki gün yaptığı açıklamada konuyla ilgili Hindistan bağımsız bir ülke olarak kimden ne tür silah alacağına net bir şekilde karar verdi demişti. <laughs> Basında çıkan haberlerde Rusya'dan Hindistan'a S-400 sevkiyatı bu hafta başladı belirtilmiştir. Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Mihayel de Rusya'nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını Hindistan'la da bu şekilde hareket edildiğini ifade etmişti. Mihayev ayrıca şunları da vurgulamıştı. Hindistan'la karşılıklı olarak tüm işlemlerimizde ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini yani dengeleme uygulamaları alıcı ülkeden çıkacak döviz yükünü hafifletmek için sağlanan kolaylıkları aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal döneme uygun bir uygulama küresel pazarın trendlerinden biri demiş. Yani e, doları aradan çıkartıyorsun, tat, Genelkurmay Başkanı'nın helikopteri düşüyor. Bir bakıyorsun, ana Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarında bir ikinci İsrail devleti oluşturuluyor. Buna büyük Kür Kürdistan diyorlar ama aslında yaptıkları ikinci bir İsrail. Dönemin Jandarma Genel Komutanı, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanım diyor, böyle böyle. Tedbir alalım diyorlar. Peki, tedbir almak üzere dönemin jandarma genel komutanı uçağına biniyor, bölgeye uçacak. Uçak havalandıktan 5 dakika sonra Ankara semalarından yere çakılıyor. Nasıl? Şahane değil mi? Senaryo aynı. S-400 alma diyorlar Hindistan'a alıyor. Doları devreden çıkartma bak. Dolar çıkartıyor. Tesadüf. Uçağa düşüyor. Oda TV'de habere rastladım. Oda TV'de aynı habere rastladım. Aynı habere rastladım. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Aynı habere rastladım. Ha, o haber gelene kadar ben şuraya okuyayım. Çünkü Oda TV haberine de bağlantılı. Rusya ile Hindistan arasında artan siyasi ve askeri ilişkiler Çin tarafından da herhangi bir olumsuzluk yaratmamıştı. Çin Komünist Partisi resmi yayın organı Halkın Günlüğü'nde 7 Aralık'ta çıkan bir analizde Rusya-Hindistan anlaşması için anlaşma yeni delhi ile Washington arasındaki uçurumu gösteriyor yorumunu yapmıştı. Bazı Hint, e, Hint medyasında Rusya'dan alınacak yeni silahlar Çin'e karşı koyuşumuzu güçlendirecek yorumlarına karşı halkın günlüğünde çıkan analizde abartılı görüş. Rus silah sistemi Hindistan'a Çin karşısında bir avantaj sağlamayacak ve Çin-Rusya ilişkilerindeki yüksek dereceli güven sadece birkaç anlaşmaya göre yorumlanamaz görüşlerine yer vermişti. Yani Çin'in çok da umurunda değil e, Hindistan'ın Rusya'dan silah alması. Kendisine karşı bir tehdit olarak görmüyor ama... Ama... Oda TV'nin haberinde, geliyor mu Oda TV'nin haberi? Efendim? Geliyor, geliyor. Tamam. Ama Oda TV'nin haberinde bambaşka bir hava var. Şimdi o hava ne? Normalde e, helikopterin düşüşünü veriyorlar. Normal e, helikopter düşüyor onlara göre. India Today'in haberine göre Hindistan Hava Kuvvetleri helikopterinin düştüğü yerden olan görüntüler yerel halkın acil kurtarma operasyonlarına yardım ettiğini gösterdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan çok sayıda ekip bulunuyor. Yerel askeri yetkililer olay yerine ulaştı falan. Hindistan Hava Kuvvetleri olayı Twitter'da doğruladı. Kazanın nedenini belirlemek için bir soruşturma emri verildiğini söyledi. Buraya kadar bir şey yok. Devam ediyoruz. Devam. 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 Neyse ben anlatayım. Galiba devam edemeyeceğiz ee, böyle. Şimdi ee, haber geliyor geliyor. Nereye bağlanıyor biliyor musunuz? Nereye bağlanıyor? Şuraya bağlanıyor. Ee, Hindistan'la Çin arasında şöyle şöyle bir anlaşmazlık vardı. O da TV demeye getiriyor ki. Ha. Bipin Rawat 2021 Ekim ayında yaptığı açıklamada Çin'in küresel güç olma isteğinin Güney Asya'yı tehlikeye attığını duyurmuştu. Bipin Rawat, Çin'in Bangladeş ve Myanmar'a askeri yardımlarda bulunduğunu da yapılan yardımların Çin'in kendi çıkarları kapsamında bölgede stratejik yer edinme isteğine bağlı olarak gerçekleştiğini bildirmişti. Hindistan Genel Kurmay Başkanı ayrıca Çin'in Hindistan'ı yok etme teşebbüsü olduğunu da ifade etmişti. Bipin Rawat iki ay önce Çin'i hedef almıştı. O da TV'de diyor ki, Çin yaptı bu işi. Çin yaptı. Çin, Çin. Ya arkadaş adam diyor ki Hindistan'ın aldığı silahlar umurumda değil. Hindistan'la bir anlaşmazlığımız var ama Şangay Beşlisi içinde de birlikte bulunuyoruz. E bir kuşak bir yolda Hindistan var. Ben niye Hindistan'ın Genelkurmay Başkanı'nı öldüreyim ki? Ama Amerika öyle değil. S-400 alma dedim aldın. Doları devreden çıkarma dedim çıkardın diyor. Aradaki habercilik, bakış farkını artık siz değerlendirin. Utku Reyhan e, bir şey demiş, bir tweet atmış konuyla ilgili. Hemen bakalım. Hindistan Genel Kurmay Başkanını taşıyan helikopterin düşmesinin tesadüf olduğunu düşünen yok, değil mi? demiş. Yok, Utku Bey yok. Yok. Tamamen tesadüf. Tamamen tesadüf. Şimdi Hindistan dedik de bak kafa nereye gitti. Ya dünya hep e, ciddi şeyler değildir, siyaset değildir. Kaldı ki müzik de ciddi bir şeydir, çok ciddi bir şeydir. E, halklar müziklerini binlerce yılda, yüzlerce yılda yaparlar. Bir gün e, birisi <laughs> birisi şey demişti ya ben yeni bir semah yazdım. Yanımdaki de türküyü iyi bilen, e, o kültürü de iyi bilen biri. Ay git dedi, kalkmasa Öyle kafana göre oturup semah yazamazsın. Semah bin yılda oluşan bir şeydir. Ve belli sayıdadır. Değiş yazarsın. Koçaklamaya semah yazamazsın. Neyse, Hint müziği de e, çok soylu bir müziktir. E, 80'li yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'ların ortasına kadar falan Let the sunshine in diye bir film vardı bilir misiniz onu? Ha? <laughs> Bu hippie kültürü vardı Avrupa'da. Biz Sultanahmet'e İngilizce öğrenmeye giderdik turistlerden. Ortaokul İngilizcesini biraz geliştirmeye çalışırdık. Mesela e, turiste soruyoruz. Can you speak English? Ya do you speak English diyeceksin. İngilizce konuşur musun? İngilizce konuşuyor musun? Konuştuğun dil İngilizce midir diyeceksin. Biz şey diyoruz. Yok mu? Var mı? İngilizce konuşabiliyor musun? Can you speak English diyoruz. Adam da diyor ki no I can't speak English. Ama Sultanahmet hippilerin toplanma merkezi gibi bir şeydi. Oradan Nepal'e gidiyorlardı falan. Böyle bir Hint-Mint e, sevdası vardı. O dönemde de Avrupa'da e, işte Beatles ortalığı kasıp kavuruyor falan. Bir de bir adam. Böyle esmer şey. Bir Hintli. Ravi Shankar. Elinde bir hiç alışık olmadığımız bir saz. Adına sitar deniyor. Sitar. Sitardı değil mi? Sitar deniyormuş. Daha sonra onu e, ee, Orhan Gencebay getirdi Türkiye'ye. Dün buzdan bir daha iken hayaline kapılıp birden çözüldüğümü nereden bileceksin şarkısında ilk önce kullandı hatırladığım kadarıyla. O adamın adı Ravi Shankar'dı işte. Hem Hint demişken bir elimizdeysin, hem kardeş milletlerden Hindistan'ın müziğini tanıyalım, hem Ravi Shankar önemli bir müzik adamıdır. Onu da bir görmüş olalım diye bir Ravi Shankar dinleyelim sonra devam edelim. Allah iyiliğimi versin. Televizyon gazetesi devam ediyor. Neden Allah iyiliğimi versin? Ravi Shankar dinleteceğiz dedik. <laughs> Tabla solo dinlettik. Ee, yanlış seçmişim videoyu. Bir alttakini seçeceğim bunu seçmişim. Kusura bakmayın. Raviş Ankara başka bir Hint haberi denk geldiğinde e, ileride e, dinleriz. E, bu bölümde size bir de panflüt hazırladım ama e, onu nerede vereceğim, onu hiç bilmiyorum. Bir tane Latin Amerika haberi yok. E, denk getireceğiz, koyacağız. Şimdi e, doları ortadan kaldırdılar diye e, adamların genel kurmay başkanını öldürdüler diyebilir miyiz? E, çok yüksek ihtimalle diyebiliriz. Ee, ama ondan önce ne diyorduk? İşte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri. Vay Katar her tarafı aldı. Çıkın İstiklal Caddesi'ne bir tane e, kahveci bulamazsınız Türk. Ne kıraatane kaldı ne bir şey. Hep Amerikan kahveleri. Bir tane e, köfte ekmekçi bulamazsınız. Hep hamburgerci. Hepsi de Amerikan. Yani en basit örneklerini veriyorum. Türk arabası bulun bakayım kolay kolay. Amerika, İtalya, Fransa, Almanya girdiğinde, Alman sermayesi girdiğinde bir yerlere aldığında kimse itiraz etmiyor. Niye? Arab'ın parası da para. Ha ben bunu anlamıyorum yani. Ya yabancı sermaye girmesin Türkiye'ye diyeceksin. Ya böyle bir yok Amerika girsin, yok Katar girmesin falan bunları makul bulmuyorum. E bu konuda Sabah gazetesinde bir köşe yazarı bir yazı yazmış. Sebebini anlatmaya çalışmış. Körfez'de diyor ABD out. Türkiye'yi neden Katar, neden Birleşik Arap Emirlikleri onu anlatmaya çalışıyor. Neydi yazarın ismi? Bercan, Bercan Tutar'dı galiba. Evet Bercan Tutar. E, ee, Pivot Asya kapsamında temel stratejisini Asya Pasifik'te Çin'e karşı oyun kurma ve mevzilenme olarak belirleyen ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi müttefiklerinin nezdinde oluşan güvenlik açığını daha da derinleştiriyor. Bir bakıma Afganistan'daki Eşref Gani yönetiminin maruz kaldığı terk edilme sendromuna, e, sendromunun bir benzeri şu an ABD'nin Körfez'deki kadim müttefikleri yaşıyor. Zira ABD Başkanı Joe Biden 2008-2016 yılları arasında Barack Obama'nın Suriyeleri ve İsrail'i sarsan stratejilerini yeniden devreye soktu. Göreve gelir gelmez Selefi Donald Trump'ın Riyad ve Tel Aviv eksenli Orta Doğu politikasını ters yüz eden Biden yeniden İran'la nükleer müzakerelere oturma kararı aldı ve görüşmelerin 7. turunla 29 Kasım'da Viyana'da başlandı. İran ile açılıma karşı çıkan İsrail'e mesafeli bir yaklaşımı devreye sokan Biden yönetimi Suriyeleri ise Tahran'la uzlaşıya zorluyor. Yemen Savaşı'nda Riyad'a desteği, Riyad'a desteğini kesen Biden buna ek olarak İran'a karşı konuşlandırılan El-Harj hava üstündeki petrol savunma sistemlerini de geri çekti. Hatta İran medyası ABD'nin Arabistan'daki 20 bin askerini de çekeceğini ileri sürüyor. ABD'ye kızan Suudilerin ilk hamlesi 24 Ağustos'ta Moskova'da Rusya ile askeri anlaşmaya imza atmak oldu. Ardından Biden'ın petrol arzını arttırma talebini reddettiler. Son olarak da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kasım ayında ya da yapacağı ziyareti iptal ettirdiler. ABD ise Suudilere 11 Eylül dosyası üzerinden baskı yapıyor. ABD ile benzer bir gerginliği İsrail'de yaşıyor. 20 Kasım'daki Manama zirvesinde İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eval Hulata ile ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Brett McGurk İran'a yaptırımları tartıştı. McGurk yaptırımlar altında rejimin çökeceği gibi bir illüzyonumuz yok diyerek Hulata'yı tersledi. İsrail'in tehditlerine pabuç bırakmayan Biden yönetimini, e, Biden yönetimi tam da İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Washington ziyareti öncesinde CIA'ya İran nükleer silah peşinde değil açıklamasını yaptırdı. Hasılı kelam, ABD'nin bölgeden çekilmesi, İran ile yeniden masaya oturması ve İsrail ile ayrışması, Körfez'de ve Orta Doğu'da gözlerin yeniden Türkiye ve Rusya'ya yönelmesine yol açıyor. Bir bakıma Post-Afganistan sürecinden geçiyor Körfez bölgesi. Obama'dan sonra Biden doktrininde alarma yol açıyor. AUKUS ile Fransa'yı karşısına alan ve İsrail'i İran taleplerine kulak tıkayan ABD'nin Riyad, Kahire ve Abu Dhabi'yi de Kabil gibi kendi kaderine terk edeceği görülüyor. Bu da ABD'ye endeksli ülkelerin stratejik tercih spektrumunu farklılaştırmasına neden oluyor. Nitekim ABD'nin yol açtığı beka kaygısı ve güvenlik açığı derinleşirken Türkiye'nin yıldızı Körfez'de yeniden parlamaya başladı. Anladık Akos neden ee, Türkiye ile anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Adamlar zengin, para bol ama kendilerini koruyamıyorlar. ABD koruyorum diyordu. ABD'nin en koruduğu dönemde Suudi, Arabi, Suudi Arabistan'ın, Aramco'nun petrol tesisleri vuruldu. Ve adamlar etraflarına bakınıyorlar. Türkiye'yi, Rusya'yı görüyorlar. Şimdi ben soruyorum. Amerika'nın neredeyse birebir uşağı durumundaki Suudi Arabistan'ın Amerika'dan koparak Rusya, Türkiye, Asya eksenine yaklaşması neden kötü bir şey olsun? <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'dan koptuğu anda elindeki muazzam serveti Batı Asya ülkelerine doğru akıtmaya başlasa bu neden kötü olsun? Yok ille de Amerika hay Amerika kadar başınıza taş düşsün diyeyim başka da bir şey demeyeyim ya. Yani. Amerika Atlantik ideolojisi o kadar işlemiş ki insanların kafasına o kadar işlemiş ki. Onu papağan gibi tekrarlamakta hiçbir şey görmüyorlar. Sakınca görmüyorlar. Bak ben beceremiyorum ya. Cayan, bu mühim yerlerde o eski kelimeleri ya da İngilizce kelimeleri koymayı beceremiyorum. Bildiğim kelimeyi, Türkçesini söylüyorum. Mesela hiçbir sakınca yerine ne koyabilirdim? Orada durdum farkındaysan. Benim de gelmedi çünkü. Ya işin <laughs> kolayı Türkçedir, Türkçe. Yani e, bakın orada neydi oldu? Spektrum. Değil mi? Benim hayatta aklıma gelmez spektrum diye yazmak. Ama bayılıyorlar bu kelimeleri. Neyse tamam. E, o kadar e, o ideoloji, o Atlantik ideolojisi işlemiş ki kafalarına. Dünya bundan ibaret zannediyorlar. Şimdi bakın burada kaç yıldır anlatıyoruz biz. Merkez bankalarının bağımsızlığı diye bir şey yoktur. Merkez bankaları kendi milli devletlerine bağımlıdır devletler dışarıdan gelebilecek ekonomik saldırılara ya da kendi içlerinde meydana gelebilecek ekonomik çöküntülere karşı merkez bankalarının elindeki fırsatları kullanarak o çöküntüden çıkabilme şansına böylece sahip olurlar. Ama merkez bankaları bağımsız olsun dendiğinde ki bu Amerika emperyalizm tarafından söylenen bir kavramdır, kuraldır, getirilen bir kuraldır kendi milli devletine bağlı olmayan bir merkez bankası ancak küresel sermayenin hizmetine girer. Başka türlüsü de mümkün değildir. Ama gel de bunu sözcüğe anlat. Gel de anlat. Kurumlar bağımsız olmalı, ekonomi inatlaşmayla yürümez. Türkiye'nin kurtuluşu tek bir söze bakıyor. Neymiş o tek söz? Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, biz bağımsız bir kurumuz gerektiğinde faiz artırır, gerektiğinde düşürürüz demeli, piyasayı rahatlatmalıymış. Özerk olması gereken Merkez Bankası ne yazık ki siyasetin gölgesi altında. Talimatla politika faizini %15'e indirdi ancak ekonomiyi canlandıracağı söylenen kredi faizleri inmedi. Devlet hala %22 faizle borçlanıyor, millet kaybediyor. Anlat, anlat, anlat kime anlatıyorsun? Dağ taşı anlatsam şimdiye kadar anlardım. Merkez bankalarının bağımsızlığı diye bir şey yoktur. Kendi milli devletlerine bağlıdırlar. Eğer kendi milli devletlerine karşı özerk olurlarsa, yani bağımsız olurlarsa küresel sermayeye bağımlı hale gelirler. Merkez Bankası Başkanı diyecekmiş ki biz bağımsız bir kuruluş, kuruluşuz. Kafamıza göre takılırız. Gördük daha önceki bağımsız Merkez Bankası başkanlarını. Değil mi? Ama bu diyoruz ya kafanın ne tarafa baktığı, ayakların nereye bastığı ile ilgili. Ayağın Türkiye toprağına basmıyorsa kafan Amerika'dan başka bir şeyi görmüyor işte. Ondan sonra söylüyoruz ya böyle kemalist olamazsınız. Böyle cumhuriyetçi olamazsınız. Böyle devrimci olamazsınız. Böyle Atatürkçü olamazsınız. Böyle solcu da olamazsınız. Kime anlatıyorsun? NATO kafa, UNESCO, Mermer. <laughs> i̇şte e, Kafa NATO, Mermer, UNESCO olunca e, bu sefer şeyi de anlatamıyorsun. Üretim ekonomisini de anlatamıyorsun. Bu üretim ekonomisini 1929 e, krizinde... Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de uyguladığını ve son derece başarılı olduğunu, dünyada en çok büyüyen, <laughs> en hızlı kalkınan ülke haline geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin anlatamıyor <laughs> 1929'dan kaç, kaç, kaç sene sonra kurulan Çin, Sosyalist Çin Devleti'nin, Mao'nun, Atatürk'ün hayatını, yaptıklarını, ettiklerini fotoğraflarıyla neden, Çinli öğrencilere öğrettiğini de anlatamıyorsun. Çin sosyalizminin nasıl Atatürk'ün 1929-38 arasında kullandığı bu ekonomik modeli alıp neredeyse birebir Çin'de kullandığını da anlatamıyorsun. Böyle büyüdüğünü de anlatamıyorsun. Anlamıyor. Neden anlamıyor? Ona öyle anlatmamışlar. Hakikaten ama yani bakın şimdi 1938'den bu yana kaç kuşak gelmiş geçmiş Bunlar ortaokulda lisede üniversitede ne öğrenmişler Hep kapitalizmin kurallarını öğrenmişler Atatürk'ten geriye bir tek şey bırakılmış layıklık Ne tam bağımsızlık kalmış ne antemperyalizm kalmış değil mi Ne kamuculuk ne halkçılık ne devletçilik ne cumhuriyetçilik ne devrimcilik bunların hiçbirini anlatmamışlar bir tek laiklik kalmış. Atatürk eşittir laiklik. E tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık nerede? Tam bağımsızlık devletçilikle de olur. Devletçilik nasıl olur? Halkçılığı devreye sokarsın. Bu hangi ortamda olur? Cumhuriyetçi ortamda olur. Ama adamların kafasına demokrasi yerleştirilmiş. Kimse de onlara demokrasi kapitalizmin insanlığa attığı en büyük kazıktır diyen Lenin'in laflarını da öğretmemiş. Öyle kalmışlar. Bugün adam manşet atıyor. Ne atıyor manşeti? Çin modeli demokrasiyle yürümez. Yapan kim? Yeni Asya. Nasıl anlatacağız şimdi biz bu adamlara? Yardımcı do doçent doktor Barış Adıbelli. Çin modeliyle ilgili seçim olan ülkelerde başarılı, başarılacak bir model değil ifadelerini kullanmış. Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Barış Adıbelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin modeliyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Çin modelinin uygulanmasının bir ülkeyi Çin gibi üretim merkezine dönüştürmeyeceğini aktaran Adıbelli. Bunun nedenleri şöyle sıraladı. Model Çin Komünist Partisi'nin bir projesi. Öncelikle planlı ekonomiye geçmeniz gerekiyor. Yıllık plan ve ekonomilerin olması gerekiyor. Bu ne demek? Birincisi uzun süreli bir iktidar gerekiyor buna. Modeli 40 yıl takip edecek iktidar lazım. Yani şimdi diyelim ki seçim oldu. Bir yıl sonra muhalefet geldi, iktidar oldu. Ben bu sistemi kaldırayım dediği zaman bu sistemin bir anlamı kalmadı. Çin modeline Ülke içinden karşı muhalefet yok. Bir de eleştirilmesi veya ne bileyim bir siyasette bunun araç edilmesi gerekiyor. Bir de mutlak itaat var. Seçim olan ülkelerde başarılacak bir model değil. Bir dakika, Barış Bey. Barış Bey'i ben çok takdir ederim. E, Ulusal kanalda da zaman zaman konuk ederiz. Çin'de seçim var. Seçim olan bir ülkede falan filan demeyin. Çin Komünist Partisi'nin olağan kurultayına kadar... O süreçte Çin'de ortalama 300 bin kurultay yapar, Çin Komünist Partisi. Ha bana Amerika'da demokrasi yok derseniz anlarım. Çok garip bir seçim modeli vardır. İlginçtir, seçmenin %100'ü bile katılmaz, %50'si katılır. Daha da düşüktür. Mesela Fransa'da en son yerel seçimlerde %35'i katıldı. Ama orada demokrasi var değil mi? Bulgaristan'da en son seçimde %30'u katıldı ama orada da demokrasi var, burada yok. Garip bir bakış açısı. İkincisi, e, emperyalizmin modeli olan neoliberalizmden kurtulmak için gereken bir şey ise Atatürk'ün 1929-38 e, ekonomi modeli ve Çin bunu uyguladıysa, bu demek ki o ülkenin bir hayat memat meselesidir basit ortalama ucuz siyasi oyunlarla ay biz bunu kaldıralım başka model getirelim diye denebilecek bir şey değildir. Nasıl Kıbrıs'ı veremezsen değil mi? Nasıl Türkiye'nin doğusunda güneydoğusunda bir başka devletin kurulmasına izin vermezsen üretim modelinden de hangi iktidar gelirse gelsin vazgeçemez. Ya e ama işte demokrasi diyorlar ya demokrasiyi böyle bir ilahlaştırıyorlar kafalarında. Demokrasi öyle bir şey değil. Atatürk döneminde demokrasi yok muydu? Garip, garip diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Neyse şimdi biraz Kıbrıs'a bakalım madem Kıbrıs dedik. Efendim Volkan Gazetesi dünkü sayısındaydı galiba. Dün biraz es geçtim. Başka gündemlerle uğraştık. ABD ve İngiltere'nin sinsi bir planından bahsediyor. Diyor ki biraz yukarıdan arkadaşlar Volkan Gazetesi ilginç bir biçimde spotlarını önce veriyor. Ana başlığı sonra veriyor. Yani Türkiye'de alıştığımız gazetecilik sistemi değil o. Şimdi başlık bu. Bizim aşağıda görmeye alıştığımız spotlar yukarıda. O yüzden böyle okuyacağız. ABD ile İngiltere'den sinsi plan çok geniş menzile sahip yeni anten sisteminin hedefi Türkiye ve Rusya. İngiliz üslerindeki askeri tesislerin inkişaf ettirilmesi, askeri güçlerin modernizasyonu için 600 milyon sterlinlik bütçe. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mart 2021'de İngiltere Parlamentosu'nda sunumunu yaptığı Global Britain isimli jeostratejik projenin diğer ülkelerdeki askeri üsleri yanında Kıbrıs'taki egemen askeri üsleri de kapsadığı, 600 milyon sterlinlik proje kapsamında çok güçlü bir anten sistemi kurulmasında planlandığı bildirildi. Güney Kıbrıs Rum basınına yansıyan bir haberde İngiltere'nin adadaki e, Agrotur ve Dikelya üslerinin 8 yıllık süreç içerisinde inkişaf ettirileceğini bildirdi. Adının saklı tutulmasını isteyen bir e, diplomatik kaynağa dayanarak Agrotur ve Dikellio e, üslerinin inkişaf çerçevesinde Dikelya Üssü'ne Agrotur Üssündekine benzer çok güçlü, çok geniş menzile sahip bir anten sistemi yerleştirileceği öğrenildi. Aynı kaynak İngiliz üslerinin özel kliniklerle bağımlı olmamak için Agrotur Üssüne askeri hastane de inşa etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtti. İngilizlerin Trodos'taki Olimpos'un tepesi, Olimpos Dağı'nın tepesi Trodos Trodos'taki radarlar tesislerinde de bazı iyileştirmeler yapıldığını vurguladı. Biraz aşağı inelim şimdi. İnmeyelim mi? İnelim inelim. Azıcık aşağıya. Heh. İngiliz egemen üstleri istihbarat işlemleri yanında olası bir geniş çaplı savaşta emperyalist batının savunması açısından nükleer silahıyla buna destek olabilecek her türlü askeri kapasiteye sahip bulunurken, üstlerde yer alan ileri teknoloji ürünü dinleme cihazları ile elde edilen son derece gizli bilgiler, İngiltere üzerinden Washington'a iletilmekte. Söz konusu elektronik istihbarat ile Orta Doğu'daki ülkelerin askeri kapasitesi, taktikleri, planları ve eylemleri hakkında elde edilen bilgiler ABD ve İsrail ile anında paylaşılmakta. Üstlerde kurulu dinleme tesisleriyle neredeyse tüm bölge dinlenirken Orta Doğu'nun tele gibi çalışma da gerçekleştirilmekte. Bu iki büyük askeri üst yanında Trodos dağı üzerinde kurulu olan ve büyük kubbe şeklinde e, şeklini andıran tesiste doğrudan CIA, M16 ve özellikle NSA Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu ve dolaylı dolaylı olarak da Mosa'da hizmet verildiği, ABD'nin küresel gözetim ağı olarak bilinen ünlü eşkolon sisteminin bir parçası olarak çalıştığı gizli değil. İngilizlerin modernizasyon adı altında söz konusu sistemin menzilini arttırarak Türkiye'de dinlenmeyen bölgelerde Kafkaslar ve Rusya'nın işçilerine kadar dinleme yapılabilmesinin önünü açmayı planladığı öğrenildi. Rum ekonomi çevrelerinin Rum taşeron şirket zanaatkar işçilerden yararlanılacağı, Rum piyasasından malzeme alımı yapılacağı ve benzeri için 600 milyon sterlinlik bütçeden kayda değer bir bölümün kendilerine akacağı düşüncesiyle Kıbrıs'taki üslerin inkişaf ettirilmesine olumlu baktığını yazan Rum medyası, siyasi açıdan ise bu gelişmenin Kıbrıs'taki üslerin varlığının daha da sağlamlaşacağı anlamına geldiğine işaret etti. Adam burnumuzun dibinde böyle şeyler yapıyor. Biz merkez bankaları bağımlı mıdır, bağımsız mıdır? Efendim Mersin mitinginde 21 bin kişi mi vardı, 250 bin kişi mi? Bunlarla uğraşıyoruz. O yüzden söylüyorum. Devlet işi bu işler, devlet işi. Anlamadığınız işlere karışmayın. Sonra Kıbrıs'a bir daha gidelim bir daha bakalım. Birleşmiş Milletler'e bir uyarı yapmışız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasını almalı Birleşmiş Milletler demişiz. Neden? E şundan bakın. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler'in adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü için Kıbrıs'ta Türk makamlarının rızası alması gerektiğinin altını çizmem gerek dedi. Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barış gücü oluşturmuş. Onların devamı için bir tek güneye soruyor. Kuzeye, alo sen ne dersin demiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle ile düzenlenen Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'nda çevrim içi katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında barış koruma kapasitesinin geliştirilmesi, çalışmalarının ortaklaşa yürütülmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, performans ve hesap verilebilirlik bu, bu, bu e, operasyonları daha etkili hale getirmek için üzerinde çalışacağımız iki kilit alandır. Bu alanlar 2018 yılındaki barışı koruma eylem planında ele alınmaktadır demiş. Ee, bakayım nerede? Ha, e, şurada. Çavuşoğlu e, uluslararası toplumda Brahimi raporu olarak bilinen Birleşmiş Milletler barış operasyonları paneli raporunun henüz uygulanmadığını hatırlatmış. Birleşmiş Milletler barış gücünün başarısı için tüm tarafların rızası gereklidir. Bu durum Kıbrıs için de gereklidir. Birleşmiş Milletler'in adadaki Birleşmiş Milletler barış gücü için Kıbrıslı Türk makamlarının rızasını alması gerektiğini altını çizmem gerek. Ayrıca adadaki tek işgalin 1963'te gerçekleştiğini ve aslında 1964'te Birleşmiş Milletler barış gücünün konuşlandırılmasına yol açtığını hatırlatmam gerekir diye konuşmuş Çavuşoğlu Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in Barış Koruma Çalışmalarına verdiği desteğe de değinerek Türkiye kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler Barış İnşa Fonuna 2.9 milyon dolarlık bir katkı sundu. Fon'a katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye ayrıca Afrika'dan Orta Doğu ve Balkanlara kadar barışı Koruma Operasyonlarına katkı vermeye devam edecektir demiş. demiş ama e, siz Kıbrıs'ta e, Barış Gücü oluşturdum bunun devamını istiyor musunuz diye bize sormuyor ki. Kıbrıs durumlara soruyor bir Tek. E, o zaman o zaman bir anlamı kalmıyor. Ama burada yine e, bizde bir hata var. Önce e, çuvaldızı kendimize batıralım. Biz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası tanınması anlamında neler yaptık şimdiye kadar? Neler yapıyoruz? Bir şey yaptık mı? Yaptığınızda biz mi görmedik? Yapılması gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk devleti olarak, bağımsız bir Türk devleti olarak bütün dünya nezdinde tanınmasını sağlamaktır. Ama Amerika'nın bir operasyon gücü haline gelmiş Birleşmiş Milletler'den, Amerika'nın silah silahlı gücü haline gelmiş bir NATO'dan, Amerika'dan, Amerika'nın bir piyonu haline gelmiş Yunanistan gibi, Fransa gibi bir takım ülkelerden, Kuzey Kıbrıs için Türk tanınma talep edebilir miyiz? Tanırlar mı? Hiç. Hiçbir tanımaz. Ancak Astana birlikteliği içinde yer aldığımız İran kanaatimce hemen tanıyacaktır. Rusya bizatihi hemen olmasa bile bağlı devletler, Rusya'ya yakın devletler hemen tanıyacaktır. Bazı örneği var. Adamlar İstanbul'a kadar geliyor. Biz gidelim Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'ne. Tanıyalım şunları diyorlar. Dur ya bir tanıma ya. Daha sonra tanırsın diyoruz. Bunlar olacak işler değil. Azerbaycan'ın tanıması fena mı olur? Pakistan biz tanıyalım diyor. Hele bir bekle diyoruz. Niye? Eğer en azından Avrasya halkları, Avrasya devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyoruz derlerse Birleşmiş Milletler o zaman, kusura bakmayın Doğu Perinçeyin lafı, bilerek ve isteyerek seçtim bu lafı. Birleşmiş Milletler o zaman eşek gibi, ben Kıbrıs adasında barış gücü bulunduracağım, buna Kıbrıs'ın güneyi evet diyor, ey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da o zaman tanındığı halde ismi ne olacaksa, ey Kıbrıs Türk Devleti, sen buna izin veriyor musun demek zorunda kalacak, eşek gibi diyecek. E Sen Kıbrıs'ı tanıtmazsan... O da seni kale almaz. Ve ondan sonra neden geldi bunlar benim başıma? Bilmem. Ne bileyim ben. Hemen devam edelim. Ee... <laughs> Bak, bağımsız politika nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i düşman ilan ediyor. Şey, hasım ilan ediyor. Düşman hangisiydi? Rusya mıydı, Çin miydi? Çin düşman değil mi? Rusya has, Çin'i düşman ilan ediyor. Her fırsatta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu kışta çok yakında kış olimpiyatları yapılacak Çin'de. Amerika diyor ki ben tanımıyorum seni diyor. Ben senin şeyine olimpiyatlarına yönetici göndermeyeceğim. Çin ne cevap veriyor? Ya yapma etme bak bu bir sportif oyundur. Halklar arasında barışı kardeşliği geliştirir falan mi? Diyor ki Amerikan heyeti gelmese de olur. Çin halkının zaten bu topraklarda en görmek istemediği topluluk onlar olacaktır diyor. Sonra Çin'i e, ABD'nin kuyruğu diyebileceğimiz Avustralya. En son bu OAKAS e, anlaşmasını imzaladı ya. Avustralya diyor ki ben de gelmeyeceğim. Çin'den cevap. <laughs> umurumuzda değil. Umurumuzda değil. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'in Avustralyalı yetkilileri oyunlara davet etmeye asla düşünmediğini söyledi ve gelip gelmemeleri kimsenin umurunda değil dedi. İyi mi? Bak, bağımsız politika böyle yapılır. A, neye dayanır? Güce dayanır. Avustralya Başbakanı Scott Morrison çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin Olimpiyatları diplomatik boykotuna katılarak Avustralya'nın Şubat ayında Pekin'deki kış olimpiyatlarına yetkili göndermeyeceğini söylemişti. Çin'in Sincan, Uygur Özerk bölgesinde sözde insan hakları ihlallerini bahane ederek olimpiyatlara başvurmayacaklarını açıklayan Morrison, Avustralya, Avustralya'nın çıkarlarını savunmak için sahip olduğumuz güçlü pozisyondan geri atmayacak ve açıkçası bu oyunlara Avustralyalı yetkilileri göndermememiz şaşırtıcı değil dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Webin ise Pekin'in Avustralyalı yetkilileri Çin oyunlarına, Çin oyunlarına davet etmeyi asla düşünmediğini söyledi ve gelip gelmemeleri kimsenin umurunda değil dedi. Bu kadar basit ya. Ha bağımsız politika izlemek güce dayanır. Güç neyle elde edilir? Bir, iç cephen sağlam olacak. İçeride belli konularda, hayati konularda tek ses olacaksın. İki, ordun olacak. Sağlam bir ordun olacak. Üç, ittifak zenginliğin olacak. Yani ne gibi? Şey gibi Joel, ee, adamın biri sana girişti patada kütede herifte 2.80-1.90 yani. Ne yapacaksın? Doğru kahveye koşacaksın. Ya da bir arkadaşın kahveye gidecek. Koşun lan, Halil'i dövüyorlar. Oradan 20 tane adam kapacak kazma ee, kürek sapını gelecek. Bak bakalım o adam bir daha senin mahallende sana saldırabiliyor mu? Bu iş böyledir, ittifaklar zenginliğidir. Bak Çin'in Rusya ile ittifakı var, bir sürü şey şeyi var. Kendi gücü var, üretim gücü var, ordusu var. Umurumda değilsin diyor. Şimdi biz üretime ağırlık verelim diyoruz. Çin model baba Çin modelini boş ver ya bana ne? Çin ne olur değil ya. Ama Çin modeli zaten Atatürk modeli diyoruz. Yok yok o demokrasilerde işlemez. Sanki çok demokrasi işliyor da Demokrasi çok işliyor, acayip işliyor. Böyle şeylerle uğraşıyorsun ondan sonra. Ha, sen güçlü olmadığın zaman sana şunu yap diyorlar. Kitleri sat, limanları sat, tersaneleri sat. Başkan abim, benim adamlarıma dokunma onlar e, senin ülkende sivil toplum kuruluşu olarak çalışsınlar. İyi de benim dibime oyuyor bu adamlar, casusluk yapıyorlar, ajanlık yapıyorlar. Yapıyorsa bana yapıyor, sana ne? Dokunma. Güçlü değilseniz dokunmazsınız, canınızı okurlar. Telefonlarınızı dinlerler, iç ayaklanma örgütlerler, bir sürü sabotaj. Olmadı mı arkadaşlar bunlar? Hendek eylemleri neydi? İç ayaklanma denemesiydi. İstiklal Caddesi'nde, Beşiktaş, Beleştepe'de, Kayseri'de patlayan bombalar neydi? Hep emperyalizmin Türkiye'deki kaos planları hatta 15 Temmuz 2016 işgal planlarıydı. Bunları kimin eliyle yapıyordu? Türkiye'deki adamları ve örgütleri eliyle. Kimdi bu örgütler? Gladio. Nelerden oluşuyordu? FETÖ terör örgütü, PKK terör örgütü, IŞİD terör örgütü ve benzeri terör örgütleri. E hadi şimdi yapsın bakayım. Niye devlet gücünü koydun ortaya, gösterdin devlet gücünü, kırdın belini Amerikanın adamlarının? Şimdi tık yok. Ha içeri attın, bırak diyor. Ya ben nasıl bırakayım? Yargı var, yok sen bırak, bırak. E sen de bana Pensilvanya'dakini ver. Yok, Amerikan yargısı var, veremem. E bizde sanki yargı yok. İyi mi? İşte son dönemde Amerika iki kişi üzerine yoğunlaştı. Biri Osman Kavala, biri Selahattin Demirtaş. Batılı ülkelerin büyükelçileri adaba, edebe çok aykırı bir biçimde Ortaklaş'a bildiri yayınladılar Osman Kavala derhal serbest bırakılsın diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar aldı, derhal serbest bırakın. Avrupa Konseyi karar aldı, derhal serbest bırakın. Nasıl diyordu Yunus Emre şimdi tam hatırlayamıyorum ama. Ee, gezdim ilim deryasını, talep kıldım, talep eyledim. Dediler ilim geridir, ille edep, ille edep. O kadar edepsizce şeyler yaptılar ki. Şimdi Cumhurbaşkanı dün onlara cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz Avrupa Birliği'nin Kavala ile Demirtaş ile şununla bununla ya ille edep ille edep Yunus Emre diye bir yazsanıza editörüm. Çok güzel bir dört dizeden oluşan bir şiirdir o. İzleyicimizi mahrum etmeyelim ondan. İlle edep Yunus Emre. Tanımıyoruz dedi. Devam edelim habere. Avrupa Birliği'nin Kavala Demirtaş kararlarını tanımıyoruz. Ee, Erdoğan Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecileri değerlendirmelerde bulundu. Soruları yanıtladı. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Osman Kavala ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararlarını tanımayacaklarını belirterek olay bu kadar basit yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir ifadelerini kullandı. Erdoğan bu konuyu birçok kez açıkladıklarını belirterek ister anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz Avrupa Birliği kararı tanımlıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar dedi. E o zaman hocam, ee, hocam diyorum ya Cumhurbaşkanı'na <laughs> kusura bakmayın yani e, Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın eğer bu sözleri böyle söylüyorsanız gazetecilere, kamuoyuna ki bu Amerika'ya da söylemek demektir. Avrupa Birliği'nde yüzüne söylemektir kamuoyu açık bir şekilde konuşunca. Eğer diyorsanız ki... İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar diyorsanız o zaman yapmanız gereken bir şey var. Bir küçük anayasa değişikliği. Anayasanın 90. maddesini değiştireceksiniz ve uluslararası anlaşmalar Türk hukukunun üstündedir. Kavramı ortadan kalkacak. O kavram ortadan kalkacak anayasaya aykırı olsa dahi uluslararası anlaşmalar Türk hukukunun üzerindedir. Maddesini, anayasa madde 90 kaldıracaksınız Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'de egemenlik kimdedir tartışması bu. Egemenlik bila kaydı şart milletindir. Millet bu egemenliği nasıl kullanır? Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa yapar, anayasa yapar, Egemenliğini böyle kullanır. Ama bir hükümet kalkacak, bir uluslararası anlaşma imzalayacak. O anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olsa bile Türk hukukunun üstünde olacak. Yemezler. Edepsizlik budur. O anayasa maddesi kalkmazsa biz daha çok bu edepsizliklerle uğraşırız. O edepsizlik budurdan kastım Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın yaptığı edepsizlikler. O yüzden Yunus Emre diyor, bak ne diyor? Gezdim Halep-Şam, eğledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep. Öyle mi? Ee, galiba bir şeyler var. Ee, Ankara'da biliyorsunuz asgari ücret e, toplantısı vardı. Ve Seda arkadaşımız izliyordu. Ee, galiba bir şey var Seda e, karşımda. Seda hayırdır. Güzel bir şey mi? Halil Nebiler milyonların gözü kulağı bugün Ankara'da 3. toplantı asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde şu dakikalarda yapılıyor. Toplantı saatler onu gösterdiğinde başladı. Toplantı öncesinde TİSK'ten gelen bir açıklama var. Çok kısaca izleyicilerimize aktaralım. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi açıklamalar. Öncelikle çok meşakkatli bir çalışmanın yapıldığını söyledi ve bu yıl üçlü bir mutabakatla asgari ücreti belirlemek istedikleri söyledi. işçi işveren ve kamu yani hükümet tarafıyla birlikte üçlü bir mutabakatla bu asgari ücret e, sürecini bitirmek istiyoruz dedi. Pandemi sürecinin devam ettiğini söyledi. işveren de fedakarlık yapsın, kamu destek versin. Çalışanların rızasıyla üçlü bir anlayışla bu süreci bitirmek istiyoruz dedi ve hızlı bitirmek istediklerini de söyledi. Tabii bu yıl geçen yıllara göre daha farklı bir süreç işliyor. Normalde 4 hafta süren asgari ücret görüşmelerinin 2 hafta içerisinde tamamlanmasını istediklerini söylemişti taraflardan gelen açıklamalarla birlikte. Bu süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu hafta 2 toplantı birden peş peşe yapılıyor. Üçüncüsü bugün TİSK'te ve önümüzdeki haftada asgari ücretin milyonların beklediği asgari ücret rakamının açıklanmasını bekliyoruz. Özgür Burak Akkol'dan gelen açıklamalara devam edecek olursak tabii kuvvetli bir işbirliğinin olduğunu söyledi taraflar ekseninde mutabık kalamadığımız konular var ama ülkemizin geleceği için doğru kararlar vermeye çalışıyoruz dedi. Şu anda komisyonda bir rakam önerisinin olmadığını söyledi. Analizlerin oldukça çok olduğunu söyledi. Analizlerin geldiğini ve bunların da değerlendirildiğini belirtti Özgür Burak Akkol. Vergi indirimine ilişkin de teşvik, vergi indirimi ve teşviğin belirleyici bir unsur olduğunu söyledi. İşveren işçi kamu diye bir ayrım olmadığını istemediklerini de söyledi. Dengeli bir şekilde asgari ücretin belirlenmesi de yine talepler arasındaydı. Üçüncü toplantının aslında son toplantı niteliğinde olduğunu da söyleyelim. Bu toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bir işçinin bir aylık geçim maliyetini ortaya koyan tablo gelecek. TÜİK verileri bugünkü toplantıda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve toplantının ardından hem işçi hem de işveren tarafından açıklamaların gelmesini de bekliyoruz. Önümüzdeki haftada dediğimiz gibi son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Milyonların merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuoyuna duyuracağını söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Daha küs çok teşekkürler, kolay gelsin. Ee, biz bekliyoruz öyle bekliyoruz, ee, bakalım ne olacak diye. Şimdi e, edepsizlik dedik ya, e, hakikaten edepsizlik ya. Bir ülkenin yargısına, sen şu adamı serbest bırak demek başka ne anlama gelir? E, Yunus Emre'nin dörtlüğünü. E, verdik biraz önce. E, Ersoy kardeşim o dörtlüğü iki şekilde yazıyorlar. Girdim Şam'ın meclisine falan diye. Ha gezdim Halep Şam, eyledim talep. Bir de şöyle yazıyorlar. Ersoy onu göndermiş. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep. Dediler ilim yeri de illa edep, illa edep. Teşekkür ederim Ersoy'cum. Sağ olasın. Şimdi... Ee, ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz dedi Avrupa Birliği'nin Kavala ve Demirtaş kararını yok sayıyoruz. Yok hükmündedir. Peki o zaman kaldırın anayasanın 90. maddesini. Yok hükmünde kalsınlar ama. Ha tabii bak girdim ilim meclisine eğledim kıldım talep dediler ilim geride. İlla edep illa edep. Ee, Cumhurbaşkanı bunu söyledi ya. Hemen hemen CHP'nin iki milletvekili cezaevinde iki kişiyi ziyaret etti. Birisi tahmin edin kim? Osman Kavala. Ee, Hemence CHP milletvekili gitmiş, Sorosçu Kavalayı ziyaret etmiş e, cezaevinde. Kardeşimden size haber getirdim falan demiş. Şimdi gelecek ekran'a e, haberi. Yok bu peki peki bunu verelim önce tamam madem e, editör öyle istedi. Diğer bir milletvekili de. <laughs> İslam da HDP'liyi ziyarete gitmiş. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li İdris Baluken'i cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran İslam, meslektaşım ve siyasetten dostum HDP'li Sayın Doktor İdris Baluken'den hepinize selam getirdim demiş. İyi mi? Ee, İslam örgüt üyeliği ve propaganda suçundan 16 yıl 8 ay ceza alan Balüken'i, yani bakın bir e, sanık manık değil, hükümlü. 16 yıl 8 ay ceza alan İdris Balüken'i ziyaret etmek için 2018'den beri talepte bulundu ve ilk kez olumlu yanıtı aldığını söyledi. E, TBMM'de görevde, göreve başladığım 2018 Temmuz ayından bu yana sürekli cezaevi ziyaret talebinde bulunmama rağmen, <laughs> İlk kez olumlu bir cevap aldım. Meslektaşım ve siyaseten dostum, HDP milletvekili Sayın İdris Baluken'den hepinize selam getirdim. Sincan'da oldukça moralli ve fit demiş. Ee, ne demişti Cumhurbaşkanı? Kavala ve Demirtaş kararlarını yok sayıyoruz demişti. Demirtaş tarafını Cihangir İslam halletmiş. Kavala tarafını da bir başka CHP milletvekili Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı halletmiş. Dün Silivri cezaevinde Kızıl Soros kaplı Osman Kavala'yı ziyaret etti. CHP'li erkek ziyaretten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kötü bir kurgu Osman Kavala hakkındaki iddialar bir torbaya doldurdular. Gezi dediler olmadı, 15 Temmuz dediler tutmadı. Şimdi casusluk neyle suçlayacaklarını artık şaşırdılar. Suçsuz bir insan cezaevinde 4 yıldır ağır ve haksız tutuklamayla karşı karşıya. Avrupa Konseyi süreci bürokratik bir süreç, yavaş işleyen bir süreç. Burada önemli olan mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmaması. Erdoğan hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş, yazık diyor. Ne diyeyim? Ha? İngiliz atasözünü söyleye söyleyeceğiz yine. Aynı renkli kuşlar, aynı dala konar. Aynı renkli kuşlar, aynı dala konar. Bir Osman Kavala dalına, bir Selahattin Demirtaş dalına. Öter ondan sonra... Öter durur. Aşık Mahsuni gibi. Aşık Mahsuni ne diyordu? Vay dünya dünya zalımsın dünya. Öyle demiyor muydu? Hı? Bir dinleyelim. Yok bugün müzikle senkronu tutturamıyorum. Kendi seçtiğim müzikleri tutturamıyorum. E, Ravi Shankar diyorum tabla e, solo çıkıyor. Ne bileyim bir e, vay dünya dünya diyorum vay 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 dünya çıkıyor. Yani bugün bende bir gariplik var. E, i̇ki ilginç haberle e, şey yapalım e, tamamlayalım e, birisi Şırnak'tan e, Şırnak'ta iki çoban dağda sınıra yakın bir yer galiba karakoldan bir bakıyorlar ulan bu çobanlar bir şey yapıyor ne yapıyor bunlar Vallahi göremedim Mehmet ne yapıyor yaklaştır bakayım de o kamerayla bir bakıyorlar bak şimdi Beytü nöbet tutan askerlerin takibi aldığı iki küçük çoban nöbet değişimini canlandırırken kameralara yakalandı. Ee, Ramazan ve Serhat Ölmez televizyonda izlediğimiz dağda izlediğimizi dağda yapıyorduk. Askerlerin bizi izlediğini bilmiyorduk demişler. Bir hemen 15. sayfaya bakalım. Bakalım hızlıca. Şırnak Beytü askeri üst e, askeri üst bölge nöbet bölgede nöbet tutan askerler iki çobandan şüphelenip kamerayla takibi aldı. Görüntülerde iki çobanın Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni topladı. Amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez her şeyden habersiz olduklarını belirtti. Anıtkabir'e gitmek istediklerini söyleyen 11. sınıfta okuyan Ramazan Ölmez, televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilenerek dağda bunu yapmaya başladık. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık. Tek isteğimiz Anıtkabir'e gitmek ve Cumhurbaşkanımızı canlı görmek demiş. Yani televizyonda bakıyorlar, o askerlerin o tüfek, omza, yeri, marş falan o hareketleri çok hoşlarına gidiyor. Anıtkabir'i görmek istiyorlar. Atatürklerine gitmek istiyorlar. Sonra da birileri kalkıyor Türk Kürt diye bu memlekette bizi ayırmaya çalışıyor. Ben Kürtlerin hakkını savunuyorum e, diyerek. Aa bu çocuklar anıt kabirdeki nöbet değişimini canlandırıyorlar. Dağın başında siz kime neyi anlatıyorsunuz ve salak mı var karşımızda? de Türkiye'de basın özgür değil. Değil değil mi? <laughs> ay ay. Dava açıyorlar basın. Açıyorlar. Yalnız farklı bir soruşturma bu. Şimdi CHP ABD temsilcisi Yurtar Özcan, iktidar yanlısı yayın politikası nedeniyle yapılan şikayetler üzerine ABD'den bir heyetin CNN'e Türkiye gelerek incelemelerde bulunacağını öne sürdü. Son olarak CHP'nin Mersin mitingini görmezden gelen ve mitinge ilişkin katılım sayısı üzerinden yaptığı haberle de eleştirilerin odağı haline gelen CNN Türk koridorlarında son günlerde bir telaş hakimmiş. Neden? Şundan. İçinde Genelkurmay Başkanı General... Bu ne ya? <laughs> Birden Hindistan'a gittik yaptığı taraflı yayıncılık ve iktidar yanlısı yayın politikası nedeniyle birçok kez şikayet edilen kanal için CNN heyetinin ABD'den incelemeye geleceği öne sürüldü. Söz konusu iddia ise CHP'nin ABD temsilcisi Yurtar Özcan'dan geldi. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CNN Türk'te tatlı bir telaş mı var yoksa diye sordu. Paylaşımının devamında yayınlarda muhalefete de yer veriliyormuş gibi gösterilmesine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü öne süren Özcan, ABD'den bu hafta gelecek Cenene heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduğunuzu ispat etmek için hazırladığınız altyazılı videolar bitti mi ifadelerini kullandı. Daha önce 2019 yılının Mart ayındaki yerel seçim sürecinde de CHP'nin şikayeti üzerine Cenene International heyeti Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulunmuş ve kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı. Şimdi düşünün abi olayı düşünün. Yani Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Türkiye'de basın özgür değil diye bağırıyor CHP. Sonra bir televizyon kanalını Amerika'daki CNN International'a yani bağlı olduğu CNN International'a şikayet ederek soruşturma açtırıyor. Ey yavrum ey ya. Yani rütbeye gitmiyor, savcılığa başvurmuyor. Nereye gidiyor? Türkiye'de bu kanal tarafsız yayın yapmıyor diye Amerika'ya şikayet ediyor. Sonra biz bunlara Biden tayfası deyince kızıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Arz ederim. Sizlerle yarın saat 9.30'da yeniden buluşmak istiyorum. Bu yüzden yarın sabah saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın sabah saat 9.30'a kadar değil. Eninde sonunda öyle ya da böyle biz kazanacağız. Türk milleti kazanacak. Mazlum milletler kazanacak. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla iktifar kıldı. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır Şu mı Topraklarda ya? Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.